TV100.com yazarı Özkan Tamirak, MIT'in son dönemdeki operasyonlarını araştırdı. PKK'ya yönelik operasyonlar sırasında öldürülen 73 kritik ismin listesine ulaştı. MIT'e neden kale dendiğinin cevabını köşesine taşıdı. Milli İstihbarat Teşkilatı son dönemde sınır içinde ve sınır dışında teröristlere yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Neredeyse hemen hemen her gün aranan bir kişi MIT'in başarılı operasyonuyla Türkiye'ye getiriliyor. TV100.com yazarı Özkan Tamirak, bu operasyonları öldürülen 73 PKK'lı kritik ismi ve MIT'i köşesine taşıdı. İstihbarat örgütü, bir ülkenin kalbi, beyni ve kulağıdır. Eski adıyla müsteşarlık, Yeni adıyla Başkanlığa Hakan Fidan'ın getirilmesiyle birlikte MIT teknolojik gelişime, insan kaynağına büyük önem vermeye başladı. Şu an Türk istihbaratı tüm dünyadaki gelişmeleri hem sahada hem masada yakinen takip edebilen operasyonel bir kuruma döndü. Sadece yurt dışında değil, yurt içinde yapılan son dönemdeki büyük operasyonlarda MIT'in imzası ya da katkısı bulunuyor. Özellikle son dönemdeki operasyonlarda PKK'nın inlerini darmadağın eden teşkilat, terör örgütü üyelerine nefes aldırmıyor. MIT'in operasyonlarını araştırdım. Sofi Nurettin, Ali Haydar Kaytan gibi üst düzey PKK'lıları etkisiz hale getiren MIT, 2018 yılından 2022'ye kadar hala operasyonlar sürmekte, PKK'nın 73 kritik ismini etkisiz hale getirmeyi başardı. MIT, diğer operasyonel birimler olan polis, jandarma ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de en büyük destekçisi. MIT'in Ankara'daki binasına kale deniyor. Sadece ihtişamından dolayı değil, boşuna bu ifade kullanılmamış. Çünkü MIT, ülkenin de kalesi. Peki o 73 PKK'lı arasında kimler var? Görevleri neler? Neden kaledendiğinin cevabı da aslında o listede saklı. Ahmet Eşref Fakı Baba'nın hem AK Parti'den hem de vekillikten istifası dengeleri değiştirdi. Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılmasıyla iktidara geçen boş rütük üyesi kontenjanında İbre yeniden İYİ Parti'ye döndü. Kuvayi Milliye Neferi olarak Türkiye Yüzyılı Mücadelesi'nde yanınızdayım. İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi bu sözlerle katıldı AK Parti'ye. İktidarın meclisteki sandalye sayısı 287'ye yükseldi. Boş'taki radyo ve televizyon üst kurulu üyeliği böylelikle tam AK Parti'ye geçmişken bu kez de kritik ayrılık dengeleri bir kez daha değiştirdi. Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba hem AK Parti'den hem de milletvekilliğinden istifa etti. AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı yeniden 286'ya düşünce avantaj İyi partiye geçti. AK Partili Taha Yücel yaklaşık 3 ay önce Aselsan Genel Müdür Yardımcısı oldu. Rütük üyeliğinden istifa etti. O dönem meclisteki sandalye dağılımına göre boşalan koltuğa yine AK Partili bir ismin gelmesi gerekiyordu. Ancak İsmail Koncuk İyi Parti'ye katılınca meclis aritmetiği gereği kontenjan da bu partiye geçti. Fakı Baba'nın vekillikten istifasına ilişkin kararsa genel kurulda görüşülerek verilecek.